Merhaba örgücü hanımlar. Geçen videomda bu şortu işlemiştim. Şimdi bunun beresini işleyeceğim. Hepimiz Nako'nun Elit Baby'si. Çok güzel duruyor. 90 ilmek attım. Şiş numaram 3. Eliniz sıkıysa 3,5-4 yapabilirsiniz. Benim elim 3 iyi geliyor. Tamam, 90 ilmek attık. Şimdi bir ters bir düz lastik örelim. Bu ipi de dikmek için bıraktım. Ben yuvarlak şiş. Yuvarlak şişle değil de düz şişle örmeye çalışacağım. Beremizi. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Her zamanki gibi ilmeklerimizi atıyoruz. Bir ters, bir düz. Bakalım kaç sıra oldu? 3 sıra oldu. Bir 6 sıra yapalım, gelelim. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 sıra olmuş. Bere için yeterli. Şimdi haroşaya geçelim. İstediğiniz yönde örebilirsiniz. Ben hep ilkini aldım. Ben önden alıyorum. Şu şekilde. Haroşamı bu şekilde yapıyorum. Bu beremizi 3 aylık ve 1 yaşındaki bebeklere olacak boyutta. Eliniz sıksa 4 numara şişle yapın. Ben şu anda 3 numarayla örüyorum.
Yumuşak durması için 3'ten aşağı şişle örmeyin. 3, 3,5, 4. Bu Nako'nun Elite Baby ipi çok güzel duruyor. Çok yumuşacık. Örümü de çok rahat. Evet, örgümüz sürekli harhaş olarak gidecek. Biz Haroşa'yı şu anda ikinci sıradayım. Bunu biz toplam 20 sıra örelim. Yani 20 sıra derken 20 kere gidip gelip değil, şu çizgileri 20 tane yapalım. 20 tane çizgi oluşana kadar örelim bakalım. Ben örüp geleyim o sıraya kadar. Daha sonra devam edelim. Evet, ben 20 sıra yaptım. Beraber sayalım. Lastikten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Bu benim ördüğüm 20. sıram olacak. Evet, burası ön sıra, ön taraf, ön kısmı. Şimdi arkaya geçtim. Bu sırayı bitirelim. Bu sırayı işleyelim başa kadar. Evet, ön tarafına geçtim örgünün. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ile 21'i beraber alalım. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ile 21'i beraber alalım. Tekrar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19. 20 ile 21'i beraber alalım. 3 adet kestik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ilmeğimiz kalmış. Bu sırayı göründüğü gibi işleyeceğiz. Yok, haroşa yapacağız yani. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ve 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87. 87 ilmeğimiz var. Şimdi aynı kestiğimiz yere denk gelmemesi için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ile 16'yı beraber alalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16'yı birlikte alalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15 ve 16'yı birlikte aldık. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14. 15 ve 16'yı birlikte aldık. Kalan ilmeklerimizi düz öreceğiz. Ah, haroş öreceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmeğimiz varmış bu tarafta. Şimdi ters tarafına geçtik örgünün. Haroş olarak karşıya kadar gidiyoruz. Evet, sıra sonuna kadar ördük haroşa olarak. Tekrar örgümüzün ön kısmına geçtik. Şimdi ilkini boş alıyorum örmeden. Şimdi bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bu şekilde bakalım. 9 sıra. Bu şekilde biz kaç sıra yapacaktık? Şuradaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sıramız var. 7 sıra bir ters bir düz örelim.
Evet canlarım, bir ters bir düz 7 sıra örelim. Daha sonra son sırada kesme sırasında buluşalım. Bakalım kaç sıra oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sıra olmuş. Bir sıra daha gidip gelelim. Daha sonra kesme işlemini yaparız. Bu benim yaptığım 3 aylık bebeğe. Siz eğer daha 2 yaş, 3 yaş çocuklar yapmak isterseniz bu 20 sırayı, 20 sıra haroşayı 25 yapabilirsiniz. Büyütebilirsiniz, haroşaları çoğaltabilirsiniz yalnız. Evet, gittim. Geldim. Şu anda örgünün ön yüzündeyim. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toplam 10 sıra örmüşüz. Şimdi artık belimizi kesme kısmına gelelim. İlkini boşaldım. Düz örüyoruz ilkini. Daha sonra ilk aldığımı ikinci aldığım üstünden geçiriyoruz. Şimdi haroşa kısmındayım. Ters ördüm. Daha sonra en arka ilmeği alıp bunun üzerinden geçiriyorum. Şimdi örgünün lastiğin düz kısmındayım. Ördüm. Tekrar şiştekini alıp, bu şişin yardımıyla tabii ki, alıp onun üzerinden geçiriyoruz. Bu şekilde kesme işlemimizi yapalım. Tekrar ben göstermeyi çalışayım. Yani düzü düz, tersi ters örüyoruz ve şişin en arka ilmeğini üstünden atlatıyoruz. Bakın. Hem kasmıyor bu şekilde. Evet, kesmeye devam edelim. Atlatıyoruz. Haroşayı aldım. İlmeği atladım. Düzü ördüm. İlmeği alıp üstünden geçirdim. Haroşa ördüm. Tekrar üstünden atladım. Bu şekilde bu sırayı bitirelim ve dikiş kısmına gelelim. Kesme işlemi bitti. İpimizi biraz uzun keselim. Şekilde çıkaralım. Sökülmeden tamamdır.
Şimdi beremizin yan kısmını dikeceğiz. Karşılıklı getirdik. Yalnız örgünün düz tarafını çevirelim. Şu anda evet, örgünün düz tarafı burasıymış. İlk kısmına takalım iğneyi. Tamamdır. İsterseniz şurayı bir toplu iğne ile tutturun. Şöyle emaneten biz tutturalım. Daha sonra canlarım şu şekilde yapacağız. Şuradan böyle, daha sonra bir önceki videolarımdan birinde bu dikiş tekniği var. İsterseniz oraya bakın. Şurayı almaya çalışıyorum. Aradaki ilmeği. Evet, şuradan. Daha kolay olacak. Hiç kastırmayın. Daha sonra çekersiniz. Bu ilmekleri teker teker karşılıklı. Tek tek şu kısımları alıyoruz. Çekelim. Yavaş yavaş, çok kasmadan. Bu şekilde ilmeklerimizin sırası şaşmadan bakın. Buradan da bakalım. Bir potluk, bir kabalık da yok.
Çünkü öbür türlü dikildiğinde illaki bu şekilde bir şey oluyor. Bir kabalık oluyor. Toplu iğnemizi kaldıralım. Evet, son kısmına da yetiştik o günü. Tamam hanımlar. İstediğiniz şekilde gevşek yaptık. Şöyle çok 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 yavaşça, çok yavaşça iğne takılan ipi çekmeye çalışın. Tamamdır. Biz bunu burada ince bir şekilde sabitleyelim. Tamam. Şöyle kaybedelim ipimizi. Kaybettik. Şimdi üstünü dikeceğiz. Üst kısmını. Bu defa örgümüzün iç kısmından. Şöyle bir baktığımızda şimdi örgümüzü büzdürme şeklinde dikeceğiz. Son uçlarından şöyle iki iki alıyorum. Evet, sonuna geldik. Şöyle ip sağlam zaten.
Burada sabitleyelim ipimizi. İpimizi sabitledik. Bence yeterli. Bir tur daha döndüreyim. Evet. İpimizi saklayalım. Tamamdır. Şimdi bebeğimizin beresi şu şekil aldı. Bakın. Şu anda beremiz tamam. Yalnız biz beremize kulak yapacağız. Kulak yapacağız. Daha sonra burun yapacağız. İki tane göz yapacağız. Sonuçta bu yeni doğan bebek kostümü, foto çekmek için. Şimdi kulak yapacağız. İlk başta kulağımızı başlayalım. Bir, iki, üç, dört, beş, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17. 17 zincir yeterli. Şimdi iki zincir daha çekelim. Onu 1, 2, 3. Üçüncü sık iğnenin içine geçirdik. Trabzan yapacağız. Şimdi 16 tane trabzan yapalım. On, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. 16 trabzan yaptık. Şimdi en son batırdığımız zinciri bir arttırma yapalım. Bir tane daha arttırma yapalım. Şunu isterseniz içine alalım bu şekilde. Tekrar döndük. İki zincir çekelim. İlk deliğe, ilk sık iğneye iki tane arttıralım. Arttırdık. Ortada hiçbir şey yapmıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. 16.
iki tane yanlardan arttıralım. Bir ve iki. İki zincir çektik. Dönüyoruz. Şimdi bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Bir arttıralım. Tekrar bir, iki, iki zincir dönelim. Bir arttırma yapalım köşede. Daha sonra bir, bir arttır. Bir trabzan, bir arttır. Bir trabzan, bir arttır. Sıra sonuna kadar yapacağız. Bu şekilde. Son ilmeğe de bir tane arttıralım. Şu arttırmamız tamam şimdilik. Şimdi döneceğiz. İki sıra hiçbir şey yapmadan işleyelim. İki sıra işleyelim. Evet, iki sıra arttırma eksiltme yapmadan gittik. Şimdi iki zincir. Şimdi ilk buraya değil buraya batalım. Bir tane ördük. Eksiltiyoruz. Üçüncüyü aldım. Dördüncüyü de alalım. Daha sonra üç trabzanı beraber çekelim. Bir örelim. İpim karıştı. Bir ördük. İkinciyi de ördük. İlk kısmını aldık. Tığın üstünde kaldı. Diğer trabzanı da aldık. Bir kere çektik. Şimdi üçünü bir çekiyoruz. Bir, bir trabzan daha örelim. Sonunu çekmedik. İkinciyi de alıyoruz. Bir kere çektim. Daha sonra üçünü bir. Bir trabzan. Bir trabzan ördük. İlkini aldık. Dola. Bir. Daha sonra 3. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim.
Kesme işlemi bu. Ne oldu benim ipime? Bir trabzan. Bir trabzan aldık. Üstünü kesmedik, çekmedik üstüne. Sonuncuyu da alıyoruz. Üçünü bir. Evet, son bir tane kaldı. Bunu da düz alalım. Şimdi bir sıra hiçbir şey yapmadan örüyoruz. Sıra sonuna kadar gidelim. Evet. Bir sıra geldim. Sıra başına geldik. Şimdi tekrar karşıya geçmek için etrafını dolanacağız. Son iki trabzan. Şimdi biz bunun etrafını sık iğne yapalım. Bu şekilde tek tek ilmek alıp etrafını dönelim. Bu ipi de araya sıkıştıralım, kaybedelim içinde. Daha sonra kalanı keseriz. Çok sert işlemişim. İlmek alamadım.
Bir kulağımız bitti. Şöyle yapacağız. Şunu. Kestik. Bu kulaklara böyle dikeceğiz. Bir kulak daha yapalım. Daha sonra dikişine devam edelim. Evet, kulaklar bitti. Şimdi gözünü işleyelim. Sihirli halka yaptık. İçine 6 tane dolduralım. 1, 2, 3, 4, evet, 6 tane doldurduk içini. Şimdi her sık iğneye çift batalım. Şimdi ikinci sıradayız. Bir sık iğne, bir arttır. Bir sık iğne, ikinciye iki tane. Bir sık iğne, ikinci sık iğne içine iki tane. Bu şekilde sıra sonuna kadar arttıralım. Bir sıraya geçtik. İki sık iğne, bir arttır yapacağız. İki sık iğne, bir arttır. Sıra sonuna kadar. Bir sıra daha gidelim. Şimdi 3 sık iğne, bir arttır.
Evet, bu kadar yeterli. İpi dikmek için uzun bırakalım. Evet, ilk kulağı diktim. Şimdi ikinciyi beraber dikelim. Şöyle arkayı ortaladım. Şuradan başladım. Şimdi ikinciyi buradan. Tutturalım. Şu haroşanın son çizgisine yerleştirdim. Şimdi iğne ardı gibi dikeceğiz. En son lastikle haroşanın arası. Şimdi ilkini böyle alalım hemen arkasından. Sık iğnenin içinden aldım. Şimdi çok kolay dikişi. İkinci sık iğneden aldım. Bir sık iğne atladım. Hemen yanındakine. Şimdi atladığım sık iğneden ortada bir sık iğne bırakarak çıkardım iğneyi. Şimdi ortadaki sık iğneden batıyoruz. Bir sık iğne atlayarak üçüncüye geçtik. Hemen bunun yanındaki sık iğneden ortada bir tane bırakarak atladık. Bir geriden bir iki ileri. Bir geri sık iğneden bir tane atladık ve üçüncüye. Evet, dikişimiz bitti. Çıkaralım. Küçük bir düğümle tamam, kulaklarımız dikildi. Şuradan alalım, ip kalmış. Bunu daha sonra halledeyim ben. Şimdi kulaklarımız tamam. Gelelim gözümüzün beyaz kısmına.
İğnemizi ne yaptık? Evet, gözümüzü de dikelim. Çok sıkıştırmayın. Şöyle ara ara. Birkaç sık iğne atlayarak. Hiç çekiştirmeyin, mümkünse gevşek dikin. Şimdi gözümüzü ve burnumuzu işleyelim. Siyah ipimiz var. Siyah ipimizle sihirli halkı yapalım. Sihirli halkamızı yapalım. İçine 6 tane sık iğne dolduralım. Sıkıştıralım ipimizi. CC bir zincirle yukarı çıktım. Şimdi her sık iğneye bir çift batalım. Her sık iğneye bir çift. Evet. Bu beyaz gözümüzün siyah kısmı. İpimizi biraz uzun keselim. Çıkardık. Her zaman sihirli halkanın arka kısmı ilk başladığımız yerdeki ipi düğümleyelim ki gevşemesin. Bunu da buraya dikeceğiz. Bu şöyle dursun. Şimdi ikinci gözümüzü işleyelim. Tekrar bir sihirli halka 6 tane dolduralım. Çekelim. Her sık iğneye bir çift batalım. Tamam, en son attığımız zincire kaydırma. Evet.
Bunu da bitirdik. Bu gözümüzde burayı işleyeceğiz. Şimdi burun yapacağız. Evet. İpimizin ucu. Tekrar sihirli halka. 6 tane dolduralım. Sıkıştıralım ipimizi. İlk sık iğnemizin içine batırıp ilmekle kaydırdık. Şimdi bir zincir attık. Her sık iğneyi çift batalım. Aynı gözü işlediğimiz gibi. Her sık iğneye çift battık. Çok affedersiniz. En son sık iğne içe yapalım. Evet. Şimdi hiçbir işlem, hiçbir artırma yapmadan bir sıra düz gidelim. Her sık iğneye bir tane, toplam 12 adet. 2, 3, 4, 5. Buraya çift battım. Siyah olduğu için görünmüyor. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 yapmışım. Bir kaydırma kayalım. Bir sıra daha gidelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 13 yapmıştım, ben onu bir atlayayım. 11 ve en son sık iğnemiz 12. Tamamdır. Burnumuz da tamam. Biraz ip bırakalım. Dikmek için çekiştirelim şunu. Tamamdır. İçindekini de keselim. İçine elyafınız varsa elyaf koyun, yoksa şu şekilde artan ipliklerinizi yuvarlayıp değerlendirin elyaf yerine. Evet, ben çok fazla koydum sanırım. Birini çıkartayım. Bir türlü yerleştiremedim. Tamamdır. Şimdi burnumuzu, önce gözümüzü dikelim ki
orantıyı yakalayalım. Şu hale yapalım. Tam ortaya yapmayın hanımlar. Azıcık şaş şeklini verin. Şapkanın ta derinine batırmanıza gerek yok. Şu beyazdan işleyebilirsiniz. Beyaz örgünüzden. Tamamdır. Daha sonra tığla ipinizi kaybedin. Şimdi ikinci gözümüzü dikelim. Sık iğnemizin ilk sarkan ipine düğüm attık. Tamamdır. Şöyle bakalım. Hizaladık gözümüzü. Şimdi burnumuzu dikelim. Evet, burnumuzu da hizalayalım. Burası iyi. Lastiğin hemen üst kısmı. Döne döne dikin.
Evet, burnumuzu da diktik. Tamamdır. Evet, yeni doğan bebek kostümümüz bitmiştir. Size kolay gelsin.